Evet arkadaşlar merhaba. Kondansatörün yapısını, kapasite kavramını anladıktan sonra şimdi kondansatör içeren devrelerdeki akım ve gerilim durumlarının analizlerine başlayalım. Bu analizlerin ilkinde kondansatörümüzün şarjı ile ilgili konuşacağız. Bu konuşmaya geçmeden önce şunu hatırlatmak isterim ki bir devre elemanı bu devre elemanın ne olduğu benim için şu anda önemli değil. Bu devre elemanın içinden geçen akım, sevgili arkadaşlar, akımın tanımı kavramına geri dönersek, akımı nasıl tanımlıyorduk? Bir elemandan birim zamanda geçen yük miktarı. Yani birim zamanda bir elemanın uçlarındaki yük değişimi olarak tanımlıyorduk. Bakın bu elemanın türünden, özelliğinden bağımsızdır. Bu akımın genel tanımıdır. Hangi eleman olursa olsun. Bununla birlikte kondansatör konusunda şunu görmüştük. Kondansatörün elektriksel kapasitesi videosunda şunu söylemiştik. Demiştik ki bir kondansatörün uçlarındaki yük miktarı, tutabileceği yük miktarı kapasitesiyle uçlarındaki gerilimin çarpımıdır. Öyleyse bir kondansatörün akımı dQ bölü dt olacak. Çünkü bu akımın genel tanımı, yani elemandan bağımsız olan tanımı bu. Öyleyse burada Q yerine CV yazarsanız dCV bölü dt olacak. C sabit olduğu için bir kondansatörün içinden geçen akım C çarpı dV bölü dt ifadesiyle bulunacak. Peki bunun fiziksel yorumu nedir? Yani bir kondansatörün içinden geçen akım kondansatörün kapasitesi çarpı uçlarındaki gerilimin zamana göre değişimi. Eğer bir kondansatörün uçlarındaki gerilim zamana göre değişmiyor ise, yani bu sıfır ise, yani kondansatörün uçlarındaki gerilim sabit ise, kondansatörün içinden geçecek olan akım sıfır olacaktır. Buradan bu sonucu çıkarabiliriz. Tekrar söylemek gerekirse, dV bölü dt ne demektir? Birim zamanda uçlardaki gerilim değişim miktarı. Eğer birim zamanda uçlardaki gerilim değişim miktarı sıfırsa kondansatörün kapasitesi ne olursa olsun kondansatörün içinden bir akım geçmeyecektir. Evet, şimdi bunu hatırladıktan sonra şu devremize bakalım. Devremizde bir gerilim kaynağımız, bir anahtarımız, bir direnç ve bir kondansatörümüz var. Anahtarımızı bir konumuna aldığımızda gerilim kaynağımızı kondansatöre uygulamış oluyoruz ve kondansatörümüzü şarj etmiş oluyoruz. Bu videomuzda da kondansatörümüzün şarjı ile ilgili konuşacağız. Evet arkadaşlar, şimdi anahtarı bir konumuna aldığımızı düşünelim. Anahtarı bir konumuna aldığımızda ne olur? Tabii ki kondansatörümüzün başlangıçta uçlarında içinde bir yük olmadığını, uçlarındaki gerilimin sıfır olduğunu kabul edersek, bakın bu kondansatörün bu anahtarın, şöyle söyleyelim, bundan sonra T eşittir sıfır anı olarak tanımlarız anahtarın kapatıldığı anı. Burası zaman ekseni ise, yani anahtar şurada T eşittir sıfır anında kapatıldıktan sonra neler olur? Gerilimde ve akımda buna bakacağız. Bakın kondansatörün uçlarındaki gerilim anahtar kapatıldıktan sonra yavaş yavaş artmaya başlar ve E gerilimine, yani kaynak gerilimine geldiğinde de bu artış durur. Biz bundan sonra sık sık şunu söyleyeceğiz. İşte geçici durum, kararlı durum bölgesi. Geçici durum bölgesi, kararlı durum bölgesi. Olması gereken nedir aslında? Yani bu bir direnç olsaydı, burada bir kondansatör olmasaydı, anahtarı kapattığınız anda direncin uçlarındaki gerilim aniden anahtarı kapatır kapatmaz E değerine ulaşacak. Ve bu şekilde sonsuza kadar gidecekti. Yani direncin uçlarındaki gerilim hemen kaynak gerilimine eşit olacaktı. Ve yine sadece direnç olsaydı, kondansatör olmasaydı, anahtarı kapattığınız anda direncin uçlarında E bölü R akımı olacaktı. Ve bu sonsuza kadar devam edecekti. Kondansatör direnç lineer bir eleman olduğu için işte geçici durum, kararlı durum gibi bir olayı yok. Tek bir durumu var, o da kararlı durum. Fakat kondansatör non-lineer, yani lineer olmayan bir eleman, o nedenle farklı gerilim durumlarına farklı akımsal tepkiler, farklı direnç tepkileri gösteriyor. Şimdi bu durumu biz hemen anahtarın
kapatıldığı ana t eşittir 0 diyoruz ve bu anın hemen bir sonrasına t eşittir 0 artı olarak gösteriyoruz. Bu anın hemen bir öncesini de t eşittir 0 eksi olarak gösteriyoruz. Tabi buradaki artı ve eksi çok küçük bir zaman dilimini tanımlamak için. Yani anahtarı kapattığınız an olarak söylüyoruz biz bunu. Anahtarı kapattığımız anda arkadaşlar, bakın şu bölgeye bakacak olursak, hatta bunu şöyle yakınlaştırabilirsem, yakınlaştırayım. Yani biz hemen şuraya bakıyoruz. Anahtarın kapatıldığı an, şurası, şu anda kondansatörün uçlarındaki gerilim değeri bakın sıfırdır. Yani kondansatörümüz henüz şarj olmaya başlamıştır. Uçlarındaki gerilim çok çok küçüktür. Bu durumda içinden geçen akım ne olacaktır? Bu durumda kondansatörün içinden nasıl bir akım geçer? Buna bakalım. Bunu tekrar şöyle eski yerine alalım. Bu durumda arkadaşlar, anahtar kapatıldığı anda bu kondansatörün uçlarındaki gerilim sıfır olduğuna göre, yani burası bir nevi kısa devreymiş gibi. Kısa, nerenin gerilimi sıfırdır? Kısa devrenin, yani şu iki ucu ölçmeye kalkarsanız uçlardaki gerilim sıfırdır. Dolayısıyla başlangıç anında kondansatörümüz anahtar kapatıldığı andan hemen sonra, yani t eşittir 0 plus anında kondansatörümüz uçlarındaki gerilim sıfır olduğu için bu devrede dolaşacak akım E bölü R olarak tanımlanabilir. Çünkü burada herhangi bir gerilim düşümü yoktur. Zaman geçtikçe bu geçici durum, bunu daha sonra inceleyeceğiz. Kondansatörümüz şarj olmaya başlar ve kararlı durum bölgesi başladığı anda kondansatörün uçlarındaki gerilim E değerine ulaşır. Tabii bu sürede de başlangıçta kondansatörümüzün akımı E bölü R idi. Kondansatörümüz şarj oldukça, uçlarındaki gerilim arttıkça R direncinin uçlarındaki gerilim azalacaktır. Çünkü Kirchhoff gerilim kanununa göre kaynak gerilimi bu iki elemanın uçlarındaki gerilim toplamıdır. Başlangıçta bu sıfırdı. Kaynak gerilimi R'nin uçlarında görünüyordu. Zaten akımın E bölü R olmasının sebebi bu. Daha sonra direncin uçlarındaki gerilim azalacak, kondansatörün uçlarındaki gerilim artacak ve devreden geçen akımımızda kondansatörümüz şarj oldukça azalmaya başlayacaktır ki zaten önceki birkaç videomuzda kondansatörün şarj mantığını anladıysak bu oldukça mantıklı. Yani kondansatör şarj oldukça bir plakanın yeni elektron kabul etme, yeni elektron kendisine yeni elektronlar eklenmesine izin verme sınırı azalacaktır. Evet. Başlangıçta E bölü R ile başlayan akımımızda kondansatörümüz şarj oldukça sıfıra doğru yaklaşacak ve akım sıfıra düştüğünde kararlı durum bölgesi başlayacaktır. Peki bu durumdan sonra akımın sıfır olması demek ne demektir bu devrede? Buraların açık olması demektir. Akım hangi durumda sıfır olur? Anahtar açıksa veya bir eleman uçları açıksa, yani oradan bir akım geçişi yoksa akım sıfır olur. İşte bu nedenle biz kondansatör T eşittir 0 anında, T eşittir 0 artı anında uçlarındaki gerilim 0 olduğu için bir kısa devreymiş gibi davranır. T eşittir sonsuz ya da 0, sonsuz demeyelim de işte 0 artı 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 anında, yani kararlı durum bölgesi başladığında kondansatörün uçlarındaki gerilim artık E gerilimine eşitlenmiştir. Yani burası E, burası E. Direncin iki ucu arasında bir potansiyel fark yoktur. Direncin iki ucunun potansiyeli eşittir. Öyleyse buradan bir akım geçişi yoktur. Buradan akım geçmediğine göre bu devre artık açık devre gibi davranacaktır. Açık bir devredir ve bunu sağlayan kondansatördür. Öyleyse şu şekilde özetlersek, kondansatör şarj esnasında arkadaşlar, anahtar kapatıldığı anda başlangıçta kısa devre, şarj olup uçlarındaki gerilim kaynak gerilimine eşit olduğunda da açık devre gibi davranacaktır. Burada akıma karar veren şey, şuradan çok net bir şekilde görebiliyoruz ki R direncidir. Akımı sınırlayan R direncidir. Eğer R direnci olmasaydı
herhangi bir buraya direnç koymasaydınız, kondansatörün uçlarına, ya burasını kısa devredip T kapatsaydınız, kondansatörün uçlarında birden çok yüksek bir dV bölü dt değeri olacaktı. Yani birim zamanda yükselen, hızla yükselen bir gerilim değeri olacaktı. Ve bir de bunu C ile çarptığınızda akım çok yüksek bir değere ulaşmak isteyecekti. İşte buradaki direncin sebebi, direncin var olma sebebi bu akımı E bölü R değerinde sınırlayabilmektir. Bu akımın böyle sonsuza gitmesini engelleyebilmektir. Öyleyse özetle kondansatörün şarj durumuna baktığımızda DC kaynağı bağlı bir kondansatör T eşittir 0 anı diyelim biz buna. T eşittir 0 anında kısa devre, T eşittir sonsuzda da açık devre olarak davranır. T eşittir 0 anında uçlarındaki gerilim 0, içinden geçen akım kaynak bölü R, T eşittir sonsuzda uçlarındaki gerilim kaynak gerilimine eşit, içinden geçen akım 0 olacaktır. Burada anlamamız gereken en önemli şeylerden birisi de bu. Burayı da kısaca tekrarlayayım. Akımın evrensel tanımı birim zamanda akan değişen yük miktarıdır bir elemanın uçlarında. Ben yükü kondansatör için yükün C çarpı V olduğunu biliyorum. Öyleyse bir kondansatörün akımı C sabit olduğu için dışarı alıyorum. Geriliminde birim zamanda meydana gelen değişim ile kapasitesinin çarpımı ile tanımlanır. Eğer bu değişim çok yüksekse akımdan kondansatörün akımı çok yükselir. Bu değişim sıfırsa kondansatörden akım geçmiyor deriz. Evet, sonraki videomuzda da deşarj olaylarına bakacağız. Görüşmek üzere.